Leha Kapsal, Serdar Sarıdağ ve Gökhan Keskin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyelim ve Gökhan Keskin, sözü size bırakalım. Çünkü Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan da paylaşımlar yapıyor. Çok üzgün, aslında çok da kızgın. Üzgün mü, kızgın mı, her şeyde haklı. Beşiktaş bugün itibariyle bir Anadolu takımı olmuştur. Anadolu takımı görüntüsünde. Hiçbir maçın favorisi değildir. Kendi sahasında oynayacağı maçın bile. Şimdi maça geliyorsun. Beşiktaş'ı heyecanlandıracak ne oyuncu var ne oyun var. Karşı tarafta kümede kalmak için canını dişine takmış, futbol oynamaktan daha çok kazanmak isteyen bir takım. Ve istediğini elde ettikten sonra bile gene soğumaya çalışan, onun haricinde kontra ataklarla pozisyon bulmaya takım. Sen bu takıma karşı ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yani bir tepkisiz bir takım anca böyle olabilir. Maçın sonlarında oyunu kurtarmaya oyuncu sokuyorsun. Kadro dışı bıraktığın oyuncularla, sezon sonu ne olacağı bilmeyen oyuncularla hala oyunu kurtarmaya çalışıyorsun. Fernando Santos oyuna girdikten sonra oyuna kurtarmak için yaptığı hamle şu. İşte Abubakar Ghezzal ikilisi. Onlar da girdiği hiçbir maçtan sonra oyun namına, Beşiktaş'a katkı namına hiçbir şey vermiyor. Sen Muleka var. Antalya maçında seni hayata döndürmüş bir Muleka. Muleka'yı artık düşünmüyorsun bile. Neden? Soktuğun oyuncularla Beşiktaş ilişkiyi koparmaya çalışıyor. Hala sen problem yaşadığın oyunculardan medet umar bir hale geliyorsun. Kurtarıcı olarak onlara sokuyorsun ki sen futbolcuya böyle davranmışsın. O futbolcudan da ne beklersin oyuna girdikten sonra? Nitekim onlar da hiçbir şey yapmıyor. Beşiktaş ligde üçüncü olabilir mi? Olabilir. Trabzon'la çıkışa ya Trabzon olacak ya Beşiktaş olacak. Şimdiki ortamda bakıyorsun ligde ilk iki belli, iki şampiyonluk mücadelesi, 3'te 4 belli hemen. Küme düşme mücadelesi var. Yani zevksiz, tatsız bir lig olmuş. Onun peşine hakemlere geleceğim. Hakemler artık boş zamanlarında gidip hastanede çalışsınlar ya. Hakikaten hastanede çalışsınlar. Kim yere düşerse hakem oyunu kesiyor. Maçın sonlarına doğru kaleci 2 tane top vurdu. Uzaklaştırıyor. Sonra yere yatıyor. Hakem geliyor, bakıyor. Maç biterken 2-0 oldu. 2 tane topa vurdu. Daha kötü, daha zor pozisyon. Ayakta dimdikti kaleci. Hiçbir şey yok. Sen bir oyunu bu kadar çok kesersen, işte geçen Fenerbahçe maçı oyunu kesmişin, 120 dakika oynuyorsun. Bugün her düşenin yanına gitmek zorunda değilsiniz ki. Her gelen suratına sanki darbe yemiş gibi, kurşun yemiş gibi elini tutuyor. Bir bakıyorsun hiçbir şey yok. Hani İsmail Hoca maçtan sonra dedi ya, adam oyundan çıkıyor. 3 kere setleri oyundan çıkıyor. Koşarak oyuna giriyor. Ya hakemlerimiz biraz oyuna katkıda bulunsun veya gidip bu kadar iyi niyetlerse hastanede çalışsınlar. Beşiktaş'ın bundan ayıracak bir şey yok. Beşiktaş her bakımından kötü ya. Yani iyi bir tarafını görmek için şimdi ikinci yarı sezonun oyuncu transfer ediyorsun. Oyuncunun verdiği verime bak. Musrati'yi alıyorsun. Galatasaray maçına kendi kalesine golü atıyor. Bu maçta asisti yapıyor. Ve sonra da sakatlanıp oyundan çıkıyor. Ne? Muçi, tamam bir şey var diyoruz ama Muçi kendi başına oynuyor. Bugün hiçbir şey oynamadı. Hiçbir şey oynamadı. Yani bugün de Beşiktaş'ta elle tutulur bir tane oyuncu olmaz mı? Bahtiyar zaten Bahtiyar'ın yeri neresi kendi de bilmiyor ki. Bahtiyar'ı yani kendi kafasına göre eksik bir yer orada kullanıyor. Stoper Vorul oynuyor. Vorul'un da ne yaptığı belli değil. Yani niye aldık böyle? Svensson'u niye aldın? Kulübede oturtmak için mi aldın? Sen bu kadar oyuncu transfer ediyorsun. Hala aynı şekilde Necip oyuna da oynamaya çalışıyor. Necip oynamaya çalışıyorsun. O mevkisi olmayan, yerin mevkisi olmayan oyuncuyla oynamaya çalışıyorsun ve biz o oyuncuya metiyeler düzmeye çalışıyoruz. Niye? Savaşıyor diye. Oynuyor diye değil bak, savaşıyor diye metiyeler döküyoruz. Beşiktaş takımı oyun oynamak için buralarda ya. Bu kadar para harcıyorsan, bu oyuncuları alıyorsan Beşiktaş takımının sahaya çıktığı zaman bir kimliği olur, bir dominant karakteri olur. Senin bugün Gaziantep takımından hiçbir farkın yok. Yani Gaziantep takımı çıktı, aslanlar gibi mücadele etti. Çünkü çok net bir hedefi var. Ligde kalmaya oynuyor. Ve Selçuk Hoca da maçtan sonra konuşacaktır zaten. Bizde böyle de bir alışkanlık var. Yani gelen hocalar ilk maçı kazandı mı yere göğe koyduramıyoruz. İşte İbrahim Üzülmez Fenerbahçe maçını kaybetti. Eğer kazansaydı çok büyük hoca, çok iyi tahliye edecektik. Bugün de Selçuk Yunan için aynı şeyleri söyleyeceğiz. Çok güzel olmuş. Selçuk Hoca da zaten maçtan sonra söyleyecektir. Çok çalıştık. Beşiktaş'ı zaten biliyorduk. Neyi biliyorsun? Beşiktaş böyle oynarsa kimsenin bilmesine lüzum yok. Her gelen puanı alır gider zaten. Taraftar çok üzgün Serdar Sarıdağ. Biz devre arası yayınını biraz da futbol aşkından çok mu sert acaba yorumlarda bulunduk dedik. Teşekkür ediyor taraftar. Az bile söylediniz. Ya görünen koyu kılavuz istemez. Zaten hemen oyuncu değişikliğini yaptı dediğim gibi. Çünkü o da gördü Bahtiyar, Musrati ve Gerson üçlüsünün bir şey üretemediğini gördü. Acaba hani zamanı geriye çevirsen onların önünde, Gerson'un Musrati'nin önünde Muçi mi oynasaydım, solda Cenk devam mı etseydi, bozmasa mıydım acaba? Sonra Leha Hoca'ya soracağız. Bunları antrenmanda deneyecek yani, burası Beşiktaş. Ama ne olursa olsun, bak Beşiktaş'ta en çok eleştirilen nokta. Şimdi ben hoca, hocayı hoca anlatır. Ama 5. hocaya ben bir şey diyemiyorum. Kendi kurmadığı kadroydu, şuydu buydu. Ama tabii ki bunu hocaya sorarsın. Hocam takım niye böyle oynuyor? Evet, bazı oyuncular reaksiyon göstermiyor. Artık hakemlerin kartlarına bile bir reaksiyon gösteremiyorlar fazla. Artık faulleri bile göstermiyorlar. İtiraz şeyini bile kaybettiler. Çünkü umut yok. Bitsin, eve gidelim. Bu tam öyle bir maçtı. 15 dakika daha uzat, gene bir şey olmayacaktı. Belki bir gol daha yerdi. O kadar ciddi sıkıntılar var. Bu sadece Oman'ın olmayışıyla ilgili bir durum değil. Orta saha üçgenindeki son dönemdeki radikal değişiklikler herhalde biraz sıkıntı yarattı diye düşünüyorum. Ama hepsinden öte oyuncuların motivasyonu çok düşük. Yani böyle bir hırslanmış bir durum yok. Elbette ligde bir iddian kalmadı. Şampiyonluk iddian yok. Ama artık taraftar senden iyi oyun istiyor. İyi oyun bekliyor. Geleceğe umutla bakmak istiyor. Şimdi Şenol Hoca gitmeseydi ne olurdu? İstifa etmedi. Kaldı. Bundan daha kötü olur muydu acaba? En kötü bu olurdu gene. Niye değişiyor o zaman sürekli hocalar? Ve iş şu noktaya geldi. Şimdi yazanlar var bazıları. Tamam, hoca eleştiriliyor. Tarzı, bu oyun tarzı Beşiktaş'a uygun bir tarz değil. Bu eleştirilerin tabii ki katılıyoruz. Ama artık şuraya geldiler. Ya hep bir hocalarda bu iş. Ya bir büyük kulüp üst üste 5 tane başarısız hoca tercih yapamaz bence. Ne kadar enkaz olursa olsun bir kadro, değil mi? Bir şeylerden toparlarsın. Sergen Hoca'nın şampiyon olduğu kadro bu kadronun yanına yaklaşamaz. İsim baktığın zaman, değil mi? Evet. Ama o yaptı. O oldu. Niye? Orada aşırı bir motivasyon vardı. Aşırı bir özgüven vardı. Aşırı bir hava vardı. Aşırı derken bu olumsuz anlamda söylemiyorum. Yeteri kadar aslında. Gerekli enerjisi vardı. Şu anki Beşiktaş'ta kazandığı maçlarda bile o enerji yoktu. Bak, kazandığı maçlarda bile. Yani pozisyon zenginliği yok Beşiktaş'ın bu sene. Bak, zenginlik demişken gol beklentileri Sercan İkme paylaşmış. Karagümrük maçı 2.08, Pendik 1.90. Azalıyor, dikkat edin. Adana Demirspor 1.39, Sivas 1.19, Trabzon kazanmasına rağmen 0.53, Kayserispor 0.21, Konya maçı 1.47, İstanbulspor 0.80, Galatasaray 0.32, bugün Gaziantep maçı 1.33. Gittikçe Beşiktaş şey bu değil. Şimdi haftaya Antalya ile evinde oynuyorsun, değil mi? Maçın başlangıcını söyleyin. Bütün stat Sergen Yalçın diye bağıracak. Yani birincisi orada kafadan, zaten Sergen Hoca için söylemiyorum onu. Takım üzerinde, hoca üzerinde bir psikolojiyi kaybetti. Artık hoca bundan sonra başlangıç 11'i 0-0'a göre olmamalı. 1-0'a göre olmalı. 1-0'ı yedim diye düşünecek. Ben 1-0 geriden başlıyorum maçı. Öyle düşünecek hoca artık. Yani 0-0'da olsa senin vücut dilin 1-0 gerideymiş gibi bir vücut dilin var futbolcuların. Galatasaray maçına başladım 1-0. Bu maçın başı 1-0. Bunlar zaten 0-0'da olsa 1-0 gibi oynuyorsun. Hocanın taktik anlayışı herhalde bundan sonra artık böyle olmalı diye düşünüyorum. Fatura kesme diye bir durum söz konusu değil benim için. Ben öyle hocaları fatura kesemem. Ama hocanın seneye bu hocayla devam edersek, taraftarın ağzından konuşuyorum, İyi transferler yapılmış olsa da, kampa yetişmiş olsa da, seneye bu hocayla devam edersek acaba diye başlıyor ondan sonraki cümle. Kesin diye bir şey başlamıyor. Yani kesin şöyle oluruz, kesin böyle oluruz diye kimse o cümleyi kuramıyor. Herkes acaba böyle mi oynarız? Eğer böyle oynayacaksak bu hocayla devam etmeyelim diyen taraftar, ben bir şey diyemem. Hocam 13 maç, 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet, 17 gol atıp 9 gol yemiş. Fernando Santos döneminde Beşiktaş ve hani sosyal medya tabii ki bir ölçü değil ama sosyal medyaya bakarsak bu akşama itibariyle Beşiktaş taraftarının hocaya olan güveni de bayağı bir çöktü. Ya ben ilk geldiğinde bana göre tabi burada hep beraber yine bir değerlendirme yaptık. İlk geldiği güne bakmak gerekir. Yani bu maç sonucunda benim söylediklerim, yani bugün 2-0 mağlup oldu. 6-2 de yenebilirdi Beşiktaş. Aynı şekilde bir hafta önce oynadığı Galatasaray derbisinde kazanabildi. Ben aynı düşüncem doğrultusunda yine şunu söylerdim. Yani Beşiktaş takımı seneye bir an önce hamle yapmalı, seneyi kurtarmalı. Yani bunu net bir şekilde görülüyor. Yani, bu hocayla mı olacak? Evet, yani seneye Santos'la... 10 ilk maçında 6'sında gol bile atamadı hocam Beşiktaş Santos. Gol atamadı. Bir de geldiğinde en büyük sıkıntısı herhalde Beşiktaş takım mesela şöyle düşündü. Gol yemesin, işte biz 0-0 oynayalım, gol yemesin. Şimdi Beşiktaş gibi büyük takımların neyine en önemli referans alırsın? Büyük takım, büyük takım gibi oynar adı üzerine. Tabii. Savunma tabii ki yapacak. Futbolda yalnız top ayağındayken mi oynanıyor? Top rakipteyken de. Ama Beşiktaş takım top ayağında saldırgan olursun. Rakibi geriye itersin ve hissettirsin. Büyük takımın en büyük özelliği odur. Beşiktaş takımı Santos'la ilgili net bir şekilde iki yol var. Buna karar vermeli. Yönetimin acil. İşte Samet Hoca'nın, sportif direktörün, diğer yöneticilerin iki yol var. Ya Santos'la devam edecekler. Diyecekler her türlü eleştiriyi göz önüne alıyoruz. Seneye de devam ediyoruz. İkincisi, eğer bunu da göz önüne alırlarsa şu riski de yanında satın alacaklar bana göre. Santos'ta seneye başladıklarını 8-10. Hafta yollara ayırıp çok büyük sıkıntıya düşecekler. Bu onun için en önemli hamleyi şimdi yapmalılar. Bu maç özelinde söylemiyorum, genel söylüyorum. Ya Beşiktaş takımda bir mutsuzluk var oyuncularda, bak. Net bir şekilde görülüyor. Bu oyunu bu oyuncular oynamaz, büyük takım oynamaz. Ya böyle düşünebiliyor musun? Takım mağlup. Ya gençlerden bahsediyorsun. Demirege oturuyordu. Amarty oyunu alıyor. Amarty defansif bir oyuncu. Oyunu kuran bir oyuncu değil. Derbide de görüldü. Atletik, hareket hızı olan bir oyuncu. Ya son bölümde biraz esnek olsa veya kulübeden biri, ya Amarty'yi sağ bek yapalım. Raşit Sayı öne, Ghezzal'ı sola. 2 santrafor. Solda oynasın. Ne yapalım? Oyunu genişletelim. Sol ayakla Ghezzal orta kime yapacak? Cenk'le Abubakar'a. Arkada Semih'i çekersin. Sağdan da Raşit'sa getir. Sağ bekte Amarty'ye. Oyun içinde bir değişiklikler yap. Bir şeyleri esnet yani. Büyük takım antrenörü bu. Ama ilk geldiğinde de söyledik. Ya bu başarı olduğunda milli takım olarak baktığımızda, evet hep de söylüyorum. Altını çizerek. Ligimizdeki en kariyerli teknik adam Santos. Hiç saygımız var ona. Portekiz'de 0-0'lar. Yunanistan milli takımda 0-0'lar. Yani burası Portekiz Yunanistan milli takımı değil. Burası Beşiktaş ve de ligde yarışıyor. İkisi farklı. Ya Beşiktaş takım böyle bir şey var mı? Yani şu hale geldi. Mesela geceleri yatarken insanlar ne yapar? Uykusu olmayan, gelmeyen insanlara papatya çayı doktorları değil mi önerir? Ve rezene çayı önerir. Yani bunları önerir. Ya Beşiktaş maçını seyret. Hiçbir şey önermelerine gerek yok. Beşiktaş maçı zaten uyutuyor. Yani bir film vardır veya bir dizi mesela, merak edersin. Bir ay seyretmezsin, 2 ay. Geldiğin yerde aynı şekilde dizi devam ediyordur. Beşiktaş işim var. Beşiktaş maçı mı? Git içeri mutfağa, yemeğini yiyor, şu bu bilmem ne bir şeyler ye. 30 dakika sonra gel, aynı şekilde devam ediyor. Aksiyon yok, heyecan yok, cesaret yok. Ya Beşiktaş takımı ilk 11'i düşünebiliyor musun? 10 milyon euro bonservis veriyorsun Muçi. Muçi'yi başlatıyor. Bahtiyar'ı üçlü bir orta saha, Gerson. Bal yapmaz bir üçlü koyuyor oraya. Ofansif anlamda bal yapmaz bir üçlüdür. Aynı şekilde Musrati, o da iyi oyuncu. Bu paralar çoktur. 10 milyon euro bonservis falan, böyle hareket hızı olmayan, tamam da yani böyle Musrati oynayacak edecek 10 milyon euro. Sol çizgide takımın en yetenekli oyuncusuyla başlıyorsun. Ya bu nedir, orta sahada gol yemeyelim. Ya zaten bir tane Muçi bulursa gol atar, Semih atar, Raşit Sayı'yla hızlı bir hücum yaparız. Ya Beşiktaş takımı ilk yarı %61 toplu oynayıp bir tane korner atıyor. Maç bitiminde %60. Bak %60 toplu oynuyor, 2 korner. İlk yarı 3 tane şutu var ya Beşiktaş takımı, %61. Atak sürekli, devamlı yok. Ne bir pres var. Beşiktaş takımı ya 21. yüzyılın bir çeyreğe girmişiz. Düşün, bir çeyreği bitecek neredeyse ya. Bir yıl sonra bir çeyrek. Ve de Beşiktaş takımında Semih 2 stopere basıyor bugün ya. Bir oraya gidiyor bir... Ya sen 6 numara Musrati'nin önünde 2 tane Bahtiyar'la Getson'la oynuyorsun. Sağ veya sol stopere geldiğinde artık taktiksel olarak... Bir tane orta saha oyuncusu çıkar, o baskıyı öyle yaratırsın ya. Bir maçı seyredin ya. Semih o stopere gidiyor, oraya gidiyor, orta sahada bekliyor. Ya burası turnuva takımı değil abi. Hep söylüyorum, fast food maçlarda turnuva takımında bir dengeli, kontrollü oyun oynatabilirsin, evet. Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynatırsın, eyvallah, bir şey demem. Ya dersin yarı final 2 ayaklı maç, böyle oynamamız gerek, yine demem. Yine bir şey demem. Ama sen Ya o, şimdi bunları referans aldığında seyircilerin hepsi Beşiktaş, mesela maça gitmiş seyirci veya izleyen Beşiktaş taraftarı falan diyordur seneye biz yandık. Ya Beşiktaş taraftarı yine büyük taraftar. Yani vallahi helal olsun, Gaziantep görmedi mi? Kendine ayrılan bölgede ya bu takımı seyretmeye gidiyorlar. Vallahi Dolmabahçe'de yeni şekilde haftaya Antalya maçına yine gidecektir. Ya diyecekler yani biz tabii ki Arma'yı seviyoruz, kulüp bir şey demiyorum. Ya bu maçtan sonra bu oyunu referans altında kim gider Beşiktaş maçına ya? Kim?